Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Murat, iki tane ekran kartı var önümde. Evet. Hangileri bunlar? İkisi de aynı. Şurada Radeon yazıyor. RX 480. Güzel. AMD'nin şu andaki en yüksek ekran kartı bu, biliyorsun. Geçen yıldan beri. Evet. Vega'yı bekliyoruz artık, hani bunun üzerine çıkacak. Evet. Ama hani şu anda daha geçen birkaç ayı var onun tabii. Tabii. Şimdi bundan da iki tane var gördüğünüz üzere. Ama Crossfire'lı bir şey mi yapacaksın? Evet, ama Crossfire'de bildiğimiz şey zaten. Burada bilmediğimiz de var. Daha doğrusu yeni bir şey var mı diye konuşacağız. Yeni bir şey var. Şimdi Crossfire aynı şekilde SLI'da. Biliyorsun ben burada değişik şekillerde söyledim. Çok hoşlandığımız şeyler değiller. Doğru. Niye? Bir defa bir kart tek bir şekilde bir kartla ben meseleyi çözüyorsam çözerim. En temiz şekilde. Mümkünse. Ama ne oluyor? Tek karta bir seferde çok para vermiş oluyorsun. Bu çift ekran kartının ikisini aynı anda almak zorunda değilsin. Her zaman mesela bu da bir yöntem. Bunu aldın RX 480'i bir tanesini. Seneye ikinci elden ikincisini alırsın. Kullanırsın. Doğru. Ve yani 1080'i yakalayan neredeyse bir performanstan bahsedeceksin eğer çalışıyorsa hani oyunda. İşte o ince nokta o. Sıkıntı evet. Çıkarmadan çalışıyoruz. Hep sen onları söylüyorsun zaten. Aynen. Buradaki sıkıntı noktası şu. Bir, çok az kişi kullanıyor. O yüzden üreticiler çok hevesli değiller. İki, hevesli olsalar ne olur? İki tane standart var. Bir SLI, bir Crossfire. İkisine birden optimize etmeleri lazım. Ya hiç yapmıyorlar. Bak bugün Doom süper bir oyun. Yani şeyden kastetmiyorum. Oyunun kendisi de güzel. Ayrı konu da. Yani optimizasyonu her şeyle o dört dörtlük bir oyun. Vulkan vesaire her şey çalışıyor. Şey yok. Çift GPU desteği. Çift GPU yok. SLI de yok. Evet. Bunun gibi bir sürü oyunda yok. Ve şöyle veya bir, çıkıyorsa bile geç çıkıyor. Geç çıkıyor. Yani. Ben oyunu bitirdikten çıkıyor, sonra evet, çıkmasının yani ne anlamı bütün var? Bütün keyfi geçmiş evet. Oluyor oyunun. Sonra geliyor. Onun dışında sen iki tane kartı baştan almışsın. İki kat para ödemişsin. Tam çarpı iki işte iki tane almışsın. Bir tanesi çalışmıyor. Bu insanın keyfini kaçıran bir şey. Ki sen şunun için almış olabilirsin. Belki 4K oynayacaksın. Hani onun iki tane olsun da kaldırsın. Oyunda yoksa direkt yarısına düştün. 4K'yı unutacaksın o zaman. Bu durumda. Şimdi böyle sorunlar olduğu için çok fazla ilerleyemediler ama işte bir umut var şu anda. Microsoft DirectX 12'nin içine Multi GPU olarak bunu gömdü. Yani Crossfire SLI demedi. Dedi ki ben DirectX 12'de bu işi yeni baştan bir ele alıyorum. Ve bundan sonra hani bunu takip ederseniz herkes mutlu olur. Ne oluyor o zaman? Yani birden fazla kart takıldığı halde tek bir kart gibi mi çalışıyor? Şöyle, şimdi yine Crossfire yine SLI ama diyor ki Microsoft'un yaptığı en büyük şey şu, DirectX 12 diyor, bütün bir bilgisayar içindeki GPU'ları havuz gibi kullanabiliyor diyor. Bu ne demek? Şu demek, mesela bunun hatta internette denemelerini yapan siteler vardı, bir tane Nvidia bir tane AMD kart yan yana çalışabilir demek. Niye? Çünkü ortak fayda var DirectX 12. Ben diyor umurumda değil biliyor. İkisi de DirectX 12 değil mi? İkisi de standartları takip etmiyor mu? O zaman bunları yan yana çalıştırırsın diyor. Doğru. Bu imkanı veriyor üretici. Yani uyumluluk kısmını Microsoft çözüyor. Evet. Zaten kartlar DirectX 12'ye uyumlu olduktan sonra bir şekilde ama çalışıyorlar. Ama şey top yine üretici de. Üretici isterse tabii böyle oyun üreticisinden bahsediyorum. Bir de tabii bunlar firmalar köstek olmayacaklar sürücülerini. Engellemeyecekler. DirectX 12 bunu destekliyor. Bunun başka senaryoları da var. Sen mesela AMD ekran kartı aldın. Yanında da Intel işlemcin var. Intel işlemcinin içinden GPU çıkıyor. Kullanmasan doğru. Da parasını ödediğin bir GPU var içinde. Doğru. Entegre. Onlar da dahil. O da bir anda çalışmaya başlıyor. Bununla yani birlikte. Acayip uçmasan da bir ek performans yani. Bedava. Hani zaten var içinde. Zaten var içinde evet. AMD tarafında özel başka bir durum var. Onlarda zaten APU var. Onlar zaten çift çalışsın diye yapmışlar. Doğru. Bunu. Onlar daha da mutlu oluyor tabii o durumda. Yani böyle böyle kombinasyonlar işte düşün. Ve şeyi kaldırıyor istersen. Şimdi Crossfire'da da SLI'de de biz ne tavsiye ederiz? Kartlar aynı olsun burada olduğu gibi. Doğru. DirectX 12 orada da yumuşatıyor işi. Ben diyor havuz olarak bakıyorum. Diyor. Biraz ondan geliyor. Daha fazla ondan geliyor. İkisini birlikte kullanıyorum. Ve DirectX 12 şunu yapıyor. Oyun yapımcısına bu ekran kartlarının doğrudan erişmesini sağlıyor. Yani adam oyun yapımcısı istediği şekilde bunları konfigüre edebilir. Nasıl çalışacağı konusunda, nasıl daha verimli çalışacağı konusunda ipleri veriyor. Şu anda DirectX 11'deki Crossfire ve SLI kombinasyonlarında oyun bir tarafta duruyor. Üstünde bunlar bir katman olarak düşün. Bu direkt oyun konuşamıyor üstündeki katmanla. Evet. O onu çalıştıran bir sistem olarak ayrı duruyor. Ya iyi değilse ya da ya daha iyisi yapılabilse oyun üreticilerinden ama erişimi yok oyunun. Ama DirectX 12'de erişimi var. Daha güzel bir şey yine DirectX 12 sayesinde şu olacak. Biz mesela bu iki tane ekran kartın var. Diyelim ki ikisi de 2 GB olsun.
toplamda 4 olmuyordu hatırlarsın. Doğru. Çünkü hepsi yine kendi belleğiyle konuşuyor GPU'lar. Değişti. Artık bu ekran kartı bunun belleğine erişebiliyor. Hmm. Havuz olunca evet. Bellek olarak da tabii, aynı havuza girmiş oluyor. He, yine çarpı 2 oldu mu dersen o tam olmadı. Mesela şimdi bunlar 8 GB. 16 masaya alacak öyle değil ama en azından şöyle özellikle şöyle bir durum hayal et. Bu 4 olabilirdi. O da 8 olabilirdi. Bunun bellek doldu mu veriyle? Hop bunun işine erecek veri yine onun belleğine gidip orada işlem yapabilecekti. Onun 8'in boşluğuna gidebilecekti. Bu tarz paylaşımlar mümkün olacak. İşte tam bir havuz mantığı. Şimdi çok güzel şeyler anlattın da evet. Oluyor mu bunlar? Yani şimdi olmak üzere mi? Oldu mu? Başladı. Ne aşamada yani? Başladı. İlk yanılmıyorsam Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider destekledi bunu. Şimdi şöyle bir durum var. Bir oyun çift ekran kartını destekliyorsa mesela DirectX 11'de de destekleyebilir. Aynı anda 12'de de destekleyebilir. Doğru. Şimdi sana rakamlarla onları anlatacağım. Bir defa ben yine klasik olarak şeylerimi yaptım. Hani normal eski nesil DirectX 12 öncesi 1-2 oyunda işte Shadow of Mordor'dan desteklediğini bildiğim oyunlarda Crossfire bu ikisi çok güzel çalışıyor. Zaten Tekki de iyi çalışıyor. RX 480'den doğru. Bahsediyoruz. Ama şeyde de iki tane olunca da işte sana bir iki performans artışı söyleyeceğim. Mesela GTA 5'te de çalışıyor. Ne oluyor? Averajı 1080p için 88'deyken averajı 120'ye fırlıyor. Tam çarpı 2 değil. Yani o senaryo ideal bir senaryo. Yıllardır zaten onu hep söyleriz. Tam tabii ki 2 katı olmuyor ama gene bayağı 1.5 katı olmuş GTA'da. Bak 2560'a 1440. Bunlar hep yüksek bir şeyle. Grafik detaylarında 68'den 113'e çıkmış. İşte neredeyse 2 katına yaklaşmış. Neredeyse bundan. Çıkmış evet. Şöyle sana Mordor'u söyleyeyim. Averajda 83'ten 132'ye çıkmış. 1080p'de. 2560'ta da 56'dan 51. Yani şey değil orada pek bir şey olmamış. Bunun dışında bunlar eski nesiller. Bunlar da hani DirectX 11 olanlar. Zamanından kalmalar. Bu Crossfire klasik. Tamam. Şimdi yeni olan 12. Burada Rise of the Tomb Raider'ın iki tane testini yaptım. Bir DirectX 11'de çalıştırdım. Crossfire olarak. Bir de DirectX 12'de Crossfire olarak çalıştırdım. Tamam. Şimdi averajı 74'müş normalde. Tek kartın. Tek kartın. Tamam. 11'e geçince yine 1080p'deyiz. 112'ye çıkmış. 11'e geçince deyince? DirectX 11'e geçince. Yani Crossfire'da. Crossfire'dayız. Tamam. Evet. DirectX 12'nin Crossfire'da da 124 olmuş. Yani 74, 112, 124. Artış var yani. DirectX 12'ye geçince artış olmuş. 2560'a 1440'a geçmişim. Tek RX 480 50 FPS. Tamam. Çift DirectX 11 altında 84. DirectX 12'de 89. 4K'da da 25, 44, 50. 4K'da artık şey oluyor. İyice limitleniyor tekrar. 11-12 arasındaki fark azalıyor. Birazdan neden olduğunu da söyleyeceğim. Ama bak şey daha dramatik oluyor. 25'ten 44'e 2 katına ama bayağı yaklaşıyorsun. Evet, yani. Neredeyse. Hatta 50 tam 2 katı neredeyse. Yani doğru. Neredeyse değil mi? 2 katı işte. 4K'da demek ki işte tam evet. Kendini gösteriyor. Gösteriyor. Bunun dışında esas şovunu bu. Şey de yapıyor. Deus Ex Mankind Divided. Burada niye şovunu yapıyor? Bir defa AMD ile ortak çalıştılar bunun için. Ve daha sonra çıktı DirectX 12 desteği buna. Burada da şanssızlığı şu oyun single player oyunu. Oyun yani, çıktığında biraz sorunluydu gibi hatırlıyorum. Oyun çok sorunluydu. Hepsi zaman içinde çözüldü. Sonra üstüne DirectX 12 geldi. Single player olduğu için o millet oynadıktan sonra, bitirdikten sonra çıktı DirectX 12 ama benchmark olarak çok değerli. Çünkü hakikaten bu MGPU denen meselenin hakkını veriyor. Merak ettim. RX 480 1080p tek kart. Tek kartla. 47 tamam. FPS averaj. DirectX 11'e geçtin. 60'a yükseldi. Çift kartla. Çift kartla. Tamam. DirectX 12 çift kart 92. Oo, bayağı fark etti. Evet. Yani %100 neredeyse bir şey var. Çarpı 2. Hayır. Yani DirectX 11 ile 12 arasında da 11, çok 12 arasında fark kopuyor. Var. Evet. Yani inanılmaz. Normalde hani 5-10 bekliyordum evet. Ben. İşte tam olarak çarpı 2 oldu. Hani hiç olmaz dediğimiz senaryolar buralarda gerçekleşiyor. 2560'a 1440'a geçiyorum. 31 tek kart. Tamam. 2 kart olunca DirectX 11'de 46. Tamam. 2 kart olunca DirectX 12'de 64. 31, 64. DirectX 12 demek ki
kullanılacak. Yani Windows evet. 10 yoksa yükleyeceksin sistemi o zaman. Buradan evet. ben bunu anlıyorum direkt. DirectX 12 evet. Oyunlar artık zaman... yavaştan destekliyor değil mi? Yani desteklemeyen işte, nadir. Hala yani. çok oyunda böyle adam gibi yerleştirilmiş değil ama işte olduğu zaman da felaket fark yaratıyor. 4K'ya İyiymiş. Da baktım. 16 FPS oynanabilir değil tek kartta. 2 karta çıkınca DirectX 11'de 25. DirectX 12'de 32. Yine çak tam çarpı 2 16 tam 32. Tam 2 katı evet. Bir anda hani oynanabilirlik geliyor. Valla işte dediğin gibi bir şey senaryosu o zaman gerçekçi oluyor. Hani bir tane 480'in vardı. Geçen sene almıştın işte. Şimdi bir tane daha alabilirsin. Veya hatta ikinci elini alabilirsin. Kartı sisteme takabilirsin. Peki DirectX 12 niye bunu yapabiliyor? Birincisi bu oyunlar işte dediğim gibi kartları verimli kullanabiliyor. Ama bunda şeyin marifeti çok yüksek. Yani oyun yapımcısının bunun istemesi ve bu şartları değerlendirmesi doğru, lazım. Doğru. Yani basit söylemek gerekirse kartların bütün içindeki GPU'nun da sunduğu hatta belleğin de sunduğu imkanları kullanma şansını sana veriyor. Sen bunu iyi programlayabilirsen ki burada işte şeyin rolü orada. Mesela AMD gidiyor Deus Ex için adamlarla çalışıyor. Muhtemelen bunların hani mühendis bazında bunlar yardımlaşıyordur. Şey takıldı aklıma. 2 kart zorunlu mu? Mesela 3 olsa? 2 kartlı şu anda. Ama şöyle onun aslında mantık olarak bir limiti yok ama şu AMD'de Crossfire 3 kartla yapılabiliyor. Sorun şu anakartlarda zaten PCI Express falan da yavaşlıyor üçüncüde. Yani 16X'i zaten ikiye böldük 8-8. Ötekini de katarsan zaten anakartın da PCI Express slotu kalmıyor. Onun da şeyini veri yollarını alıyor. Oradaki en büyük engel o. Yani anakartımızda PCI Express lane'lerin sayısı çok olsa teorik olarak yapılabilir gider yani. Ama şey zor olur işte. Yani yazılımcının da işini zorlaştırıyor. Bu sefer 3-4 kartta verimli çalışacak. Biz daha hala şeydeyiz. İşlemcilerimizin çekirdekleri verimli kullanılamıyor. Doğru, aynı şey. DirectX 12'nin bir vaadi de zaten işlemcilerin de çekirdeklerinden kullanmak. Faydalanmak. Burada şöyle bir şey var. Niye bu performans artışı oluyor? İşte bir bahsettiğim optimizasyon. İkincisi şu. İşlemci limiti diye bir şey var. Şimdi bu rakamlara da baktığınız zaman 4K'ya giderken farkın azalmaya başladığını göreceksin. DirectX 11-12 arasında bazılarında söyledim. Bunun sebebi şu. Şimdi sen tek kartla ve işlemcin süper hızlı ama ekran kartı limitlisin. Ama iki kart olduğu zaman ekran kartının bayağı bir kalkıp gitme perform şeyi var. Potansiyeler işlemciye sıkışıyorsun. DirectX 12 işlemci üstünden yük alıyor. En büyük esprisi bu. Hiçbir işe yaramasa bile DirectX 12 hiçbir grafik değişikliği yaratmasın. İşlemcini daha rahat bırakıyor. Oradaki güzel. Çünkü işlemci ile ekran kartı arasında bir diyalog var. Oradaki darboğazda bir miktar evet, çözülmüş oluyor. O diyaloğu azaltıyor DirectX 12. İşlemci serbest kalıyor. İşlemci biraz uçtu mu? Yani ileriye attı mı sınırı? İki ekran kartı var. Daha da ileri gidiyorlar. Dolayısıyla buradaki kazanımın büyük bir kısmı da oradan kaynaklanıyor. Anladım. O yüzden ekran kartı limitte olmaya başladıkça işte 4K'da tekrar o fark birazcık azalır gibi oluyor. Yine tamam 2x2 senaryosu devam ediyor ama orada artık ekran kartının gücü biraz daha konuşuyor. Yarın öbür gün şey geldiğinde işte Vega Mega geldiğinde sen 4K'da da ikisinde bayağı yüksek performans alacaksın. Bu ne işe yarar? İleride DirectX 12 hiç olmazsa belki bir ihtimal bu Crossfire SLI ayrımına bir böyle bir bütünlük getirebilirse daha çok oyunda desteklenir. Hiç işine yaramasa bile bugün işte Intel işlemcin varsa içindeki GPU bir anda sana ekstra FPS kazandırır. O da tamam tek başına bir oyun oynatamıyor belki ama bir şeyler katar bunlara. Doğru. Bir de dediğin gibi zaten içinde var yani. Evet. Kullanabilirsin sonuçta. Aynı şey AMD içinde geçerli. Onların da entegre GPU sistemlerinde daha çok destek bulur. Çünkü onlar da şey belli bir ekran kartına kadar çalıştırıyorlar. O multi GPU olayını. Hani APU'yla ekran kartı olayını. Doğru. Şey senaryosu çok mantıklı gelmiyor bana. Bir tane Nvidia alayım, bir tane AMD alayım. O çok mantıklı gelmiyor. Biraz da bana taş koyarlar gibi geliyor. Hani firmalar kolay kolay ona izin vermez bence. Yani zaten bir sistemde iki tane sürücüsü bilmem nesi i̇şte, falan tam o, intiharlık olur Murat diye. Evet. O pek çekici değil. Ama sürücü çözülür de. Meraktan denenebilir açıkçası. Çünkü sonuçta şu var. Bu altyapı yani işte DirectX 12 falan bunları sağlıyor. Çalışır yani o kadar da değil. Yeter ki firmalar taş koymasınlar. Sürücü derdim şu Murat. Biliyorsun iki haftada bir hatta haftada bir güncelleme çıkıyor. Kota yetmez yani. Orası, evet. Nisan'ı doğru. beklesinler. Kota şeysi kalksın. Geceleri indirirler sürücüleri. Bir AMD indireceğim. Bir de Nvidia indireceğim. Tabii çok da yüksekler şeyleri boyutları. Tabii ya 300-400 MB sürücü indiriyorsun yani. Şimdi bu iş DirectX 12 bu Crossfire SLI olayını kurtaracak gibi gözüküyor. Hani bu manada. Ve hani bayağı bir performans artışıyla. Burada şimdi AMD
Daha çok bağıran firma AMD, onu da söyleyelim. O yüzden biraz da bunlarla yaptım. Çünkü AMD başından beri DirectX 12'de, onlar biliyorsun bir mental geçmişleri var. Diyorlar ki zaten biz bu mental'la bu işin şeyini var, ittirdik sektörü. DirectX 12 oldu. Doğru. Hatta Vulkan'da falan da öncüler. O yüzden onlar yayılsın, çok kullanılsın istiyorlar. Çünkü kendi kartlarında hemen menfaati görüyorsun. Şeyde de çalışıyor, Nvidia tarafında da çalışıyor ama AMD çok daha baskın bu konuda. Ve hani gördüğümüz kadarıyla da bayağı sonuç alıyorlar. AMD şey de yapıyor. Geriye doğru ya, 480'de test ettim ama diğer kartlar da daha ucuz versiyonlarda da destekliyor ki hani öyle bir opsiyon yaratsın sana ikinci bir ekran kartını. Vallahi Murat, en azından hani ikinci el piyasasına falan da bir yani heyecan getirir yani bu. Benim tahminim, sonuçta elinde bir kartın varsa, çok da paran yoksa ama işte ne bileyim belki monitörünü değiştirdin. Evet. Bir tane destekleyecek kartla, tabii işte hep şey önemli burada. Oyunun destekliyor olması oyun önemli. Destekleyecek. İyi desteklemesi lazım. Mesela şu an ben bu hani videoyu çektimse de şey yeni çıkıyordu. Sniper Elite 4, Elite 4 çıkacak. O yine bu bahsettiğim DirectX 12 üzerinden multi GPU'yu destekliyor. Yani muhtemelen bu da benzer skorlar alırsın eğer test edersen. Elimde yoktu, yetişmedi. Bu işte şey şu dönemde upgrade seçeneği olarak ileride belki işe yarayabilir. Evet. Şey, köprü möpü de kurmuyorsun. Eskiden bir parça marça takardık. Yani direkt ikinciyi takıyorsun, çalışıyor bir ama. Bir de şeyler de verimlileşti. Murat baksana tek altılık var, şimdi şey var yani. Bunlar 290'lar falan olsaydı o da o zaman muhtemelen bir de power supply gündeme gelecekti. Şimdi bu sistem bizim test sistemiyle birlikte ikisi 450 watt harcama yapıyor en fazla. Bütün sistemin yük altındaki şeyi. Yani sen buna düzgün bir 600 watt falan bir güç kaynağı bağlasan ki benim zaten taktığım öyle bir güç kaynağıydı. Rahat rahat altından kalkar. Altından. Hala hani eğer imkan varsa tek ekran kartıyla bitirmen daha iyi olur bu işleri. Ama bu da bir yöntem. Eskiden çekici değildi. Şimdi bu DirectX 12 bu potansiyel kullanılırsa gerçekten ciddi. O hep özlemini duyduğumuz o çarpı 2 yani ikinci kartı taktım performans 2'ye katlandı lafını getirebilecek gibi gözüküyor. Bizim işimiz zor. Yani biz iki kartı aynı anda bizim tüketici çok kolay alamaz bu fiyatlardan sonra ama işte Vega çıkınca benim tahminim bunun da Vega'sı olacak diye tahmin ediyorum. Yani 480 de Vega ile yer değiştirebilecek bir bilgim yok ama yani direkt şey gibi olacak gibi değil sanki. Bunun üstünden sadece Vega bunun üstünde olacak, bunlar altta olacak gibi de bu buna da denk bir Vega olur gibi geliyor bana. Ne olacak? İşte fiyatlar fiyat aşağıyendirecek. Veya işte yenisini i̇şte alanlar ikinci el belki eski kartını satacak. Böyle şeylerle sen bayağı iyi bir performans artışı yakalayabilirsin. Modern oyunlarda herhalde yani yeni çıkacak oyunlarda biz bu DirectX 12'yi artık standart olarak görmeye başlarız. Çıkanlar destekliyor gözüküyor. Evet. Ama şey yetmiyor bak bir daha söylüyorum. DirectX 12 destekliyorsa Multi GPU'yu otomatik destekliyordur diye bir şey anlamına yok. Anlamına gelmiyor. Evet. Oyun yapımcısı bunu destekleyecek. Desteklediği zaman da her şey işte güzel. Birkaç tane oyun çıkıp da bu işin işe yaradığını gördükten sonra kullanıcı baskısı da gelecektir firmalar üzerinde. Bunun da aslında bir sürü bela işleri var. Mesela kartlara eşit dağılmıyordu. Eskiden şey performans demeyeyim de hani frame'in bir kısmını o bir kısmını o yapıyor ya da bir tanesini o bir tanesini diğeri yapıyor üst üste getiriyorlar. O bazen denk gelmiyor. İşte o mini saniyeleri şaşıyor. Sen performans artışı görüyorsun ama müthiş bir yani şey takılma gibi etkiler falan da görüyorsun. Rahatsız edici etkiler. Onları da toparladılar. Ben öyle bir şey görmedim izlerken ve oynarken. Yol kat edilmiş. Bakalım bundan sonrası artık top oyun üreticilerine daha çok. Her kişide sürücüler var. DirectX var. Her şey hazır. Oyun üreticisinin keyfi ne kalmış yani bu olay. Evet. Böyle. Peki Murat sağ ol. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.